Deprem döneminde Güründe, köylerimizde ve mahallelerimizde toplam 236 binamız ağır hasar aldı. Bu 236 ağır hasarlı binalarımızın birkaç tanesi hariç, mahkemeye giden birkaç bina sahibinin binası hariç yıkımları gerçekleştirildi. Mahallelerdeki yıkımlarda belediye olarak hemşerilerimizin her türlü sıkıntısında yanında olduğumuz gibi deprem sonrası da o mahallelerdeki bizim imkanlarımızla yıkımını gerçekleştireceğimiz, o depremin izini silme adına yapacağımız çalışmaları hemşerilerimizin yanında olarak üstümüze düşeni yaptık. Diğer kısımlarını, diğer kalanları kaymakamlık ihaleyle köylerde ve mahallelerde yıkımları gerçekleştirdi. Biz de belediye olarak depremden en çok etkilenen kurum olduk. Zira belediye hizmet binamızın içerisinde bulunmuş olduğu 20 tane esnafımızla ortak olarak kullandığımız iş anımız ağır hasar aldı, yıkıldı. Biz deprem sonrası sorumluluk anlayışımız gereği üstümüze düşeni yapma adına, hemşerilerimizi Güründe mağdur etmeme adına o günkü kaymakamımızla ve bugünkü kaymakamımızla hemşerilerimize devlet millet nerede dedirtmeme adına her türlü gayret ve çabayı son demine kadar elimizden gelen çalışmayı yaptık. Günümüzde şu anda 17 tane konteyner kent olarak dizayn ettiğimiz yerde hemşerilerimiz konteynerde kalmakta. Yaklaşık 35-40 civarında esnafımıza konteyner vererek Gürün'ün muhtelif yerlerinde 3-4 noktada hemşerilerimizin, o güzel esnaflarımızın esnaflıklarını idame ettirmeleri, adreslerinin belli olması adına konteyneri tahsis ederek o hemşerilerimizin hayatta olan mücadelelerini sekteye uğratmama, çoluğunun çocuğunun rızkını kazanma adına adreslerinin belli olması için konteyner esnaflarım için yerleri belirledik. Yaklaşık 35-40'a yakın esnafımıza konteyner verdik. Yaklaşık bir yıldır esnaflarımız o konteynerlerde rızıklarını kazanma mücadelesi veriyorlar. Deneme çalışmalarım var. Süs bitkileri, Gürün'ün elmaları, kayısı, tudu, onların kaybolmaması için uğraşan bir insanım. Ziraat mühendisi olarak bayağı çalışmalarımız var. Fakat bu depremden dolayı tüm iş yerimiz komple gitti. Bu neticede bir yılımız yine şekilde kayboldu. Devlet olarak, millet olarak tam birbirimize kenetleneceğimiz bir dönem içerisindeydik. Çok şükür öyle de oldu. Hala da devam ediyor. İnşallah böyle bir büyük afetleri bir daha yaşamayız. Şimdi oradaki göstermiş olduğumuz dükkanımız ve evimizin ağır hasar olmasından dolayı devletimiz konteyner verdi. Yatma, yeme, içmenin kaldığımız yer. Arka tarafta yine doğal sentezcilik üzerine yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı hayatımızı burada idame ettirmeye çalışıyoruz yani. Depremde yerimiz yıkıldıktan sonra ilk taşındığımız belediyemiz tarafından yapılan iş yerimize taşındık. Herkese çok teşekkür ediyorum.